Herkese merhaba. Zeynep On kanalıma ve yeni videoma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere fakir marka elektrikli kahve makinemi tanıtmaya çalışacağım. Almak isteyenler ve almayı düşünenler için fikir olsun istedim. İnşallah yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu makineyi 2018 Ocak ayında bir site üzerinden biz aldık. Ve Ocak ayından bu yana kullanıyorum. Çok memnunum, çok kullanışlı. Mutfağımın en güzel köşesinde duruyor. Makinem 4 fincan kapasiteli olarak aldım. Fakat ben bundan 3-4 gün önce 5 fincan olarak da kahveyi pişirdim. Çünkü haznesi oldukça büyük. Taşmada olmadığı için, sensörlü olduğu için taşmaya karşı herhangi bir taşma olmadı. Gayet kaynar vaziyette ve köpüklü kahve yapıyor. Ben çok memnunum. Biz Boşnak olduğumuz için ve kahveyi çok sevdiğimiz için hemen hemen akşamları ve sabahları biz kahve tüketiyoruz ve tüketmeyi de seviyoruz. Bence yani benim fikrim, sizlerin fikri nasıl bilmiyorum ama kahve makinesi kadar kullandığınız kahve de çok önemli. Çünkü ben birçok markayı denedim. Marketlerden aldığım ya da doldurma olarak aldığım farklı farklı birçok kahveyi denedim. Fakat en güzel benim memleketimde ben gittiğim zaman, ben Adapazarlıyım. Adapazarı'na gittiğim zaman ünlü bir kahveci var. Oranın kahvesini çok seviyorum Yeni Cami'de. Oradan kahve alıyorum. Yani oranın kahvesi hem daha köpüklü oluyor arkadaşlar, hem tadı ve lezzeti benim için çok farklı. Sanırım belki de damak tadı olarak ona alıştığım için böyle olabilir. Dediğim gibi biz bir site üzerinden aldık kahve makinemi. Oldukça güzel sarmışlar, güzel sarılmış bir vaziyette geldi ve içinden bir ölçek kaşığı çıkıyor arkadaşlar, siyah. Fakat ben ölçek kaşığını hiç kullanmadım. Tatlı kaşığına alışık olduğumuz için onunla karıştırmak rahat olmadı. O yüzden kızıma onu oynaması için hediye ettim ve oyuncaklar arasında bulamadığım için bugün size maalesef onu gösteremeyeceğim. Dediğim gibi 5 fincana kadar rahatlıkla kahveyi köpüklü ve kaynar vaziyette yapıyor. Bundan birkaç gün önce denemiştim. 5 fincanı çok güzel rahatlıkla köpüklü ve kaynar vaziyette yaptı. Ben çok memnunum. Şimdi sizlerle bu videomda 3 kişilik kahve hazırlayacağım. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Ben kahve makinemi bir haftada ya da 15 günde bir iki tane limon tuzu ve azıcık karbonat atarak su koyuyorum. Tekrar kahve yapar gibi çalıştırıyorum ve kaynatıyorum. Biraz bekletiyorum ve içi pırıl pırıl oluyor, tertemiz oluyor. Bu şekilde temizlemesini yapıyorum. Kablosu çok uzun değil. Arkasında kablo saklama yeri var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Çok uzun değil arkadaşlar. Şöyle arkasında da kablo saklama yeri var. Şu şekilde içine saklayabiliyorsunuz. Plastik malzeme olarak ve kullanım olarak aslında bence ben birçok markayı görme şansım oldu. Birçok markanın plastik malzemesine hemen hemen benziyor. Aslında işlevsel olarak ve çalışma sistemi olarak aslında hepsi aynı, fakat görsel olarak hepsi birbirinden farklı. Benim fakir kahve makinem Türkiye üretimi olarak geldi. Başka alanlar varsa ya da baktığınızda üretim yerlerine bakabilirsiniz. Benimki Türkiye olarak kutusunda o şekilde yazıyordu arkadaşlar. Dediğim gibi yıkarken de temizliğini yaparken de şu şekilde önünde arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrikli, şurada 3 adet görüyorsunuz zaten. Elektriğe verdiğiniz yer var. Bunu taktığınız zaman çalışıyor. Buraya su getirmemeye çalışıyorsunuz. Çünkü buraya su geldiği zaman elektrik çarpabilir, Allah korusun. Herhangi bir kazaya sebebiyet olabilir. Eskiden fakir bu ürünün yanında şuraya özel bir tıpa gönderiyormuş arkadaşlar, buranın kapanması için. Fakat insanlar bu tıpayı burada unutup kahve makinesini çalıştırdıkları için o tıpı orada eriyip kahve makinelerinin arızalarına yol açıyormuş. Bu yüzden artık fakir marka bu yedek parçayı bu kutulardan ve bu ürünlerden tamamen kaldırmış. Ben servisi arayıp sordum çünkü. Ben de yıkarken arkadaşlar içine azıcık su koyuyorum. Elimle şu şekilde döndürdükten sonra döküyorum suyunu ve havlu peçeteyle siliyorum. Bu şekilde temizliğini sağlıyorum. Sol ellerini kullananlar için de dökme yeri var. Şöyle sağ elini kullananlar için de çift taraflı düşünmüşler. Bence çok mantıklı olmuş. Birçoğu da zaten bu şekilde çalışıyor.
Şimdi isterseniz ben makinemi fişe takayım. Sizlerle 3 kişilik bir kahve hazırlayalım. İyi seyirler diliyorum. Ha, bu arada fincanım da ne küçük ne büyük, tam orta boy bir fincan. Şurada kafanız takılmasın arkadaşlar. Şuradan şuraya maksimum yazıyor ama 5 fincan aldığında şuraya kadar su geliyor, bir sıkıntı olmuyor. Makinemiz sensörlü, taşma önleyici sensörü olduğu için herhangi bir şekilde taşma olmuyor. Şöyle ben 3 fincan bugün hazırlayacağım inşallah. Dediğim gibi benim kahve fincanım ne çok büyük ne de çok küçük. Şöyle kahvemle şekerimi de alayım. Biz az şekerli içiyoruz. O yüzden çok az şeker atacağım. Yani arkadaşlar ben şu şekilde dolu dolu 3 tane atıyorum. Normalde fincanda cezvede nasıl yapıyorsanız makinede de aynı. Dediğim gibi yani kullandığınız markanın gerçekten fark ediyor. Markadan markaya kahve fark ediyor. Kimi az köpüklü yapıyor, kimi yapmıyor. Ben bunu çok denedim çünkü. Çok da fazla karıştırmıyorum. Şimdi fişimizi takalım makinemizin. Şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Zaten bu şekilde ses geliyor ve ışığı yanıyor ve üstünde bir tuşu var, oraya basıyoruz, tekrar bir ses geliyor ve birkaç saniye içerisinde kahve pişmiş oluyor arkadaşlar. Şöyle fincanımızı koyalım. Dediğim gibi taşma önleyici sensörü var. Kesinlikle taşma olmuyor. Ve kahveyi pişerken de görme şansınız oluyor arkadaşlar. Şöyle ışığı var. Nasıl kaynadığını görebiliyorsunuz. Bu da bence çok keyifli ve zevkli. Üstündeki tuşu da şu şekilde. Bittiği zaman da sizi uyarıyor zaten. Biz çok seviyoruz. Benim 5 yaşında kızım var. O bile bize kahve yapıyor. Güvenilir olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi tek sıkıntı yıkarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Arkasını, önünü, sağını, solunu çeşmenin altına kesinlikle daldırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bir miktar suyla parmaklarınızla döndürüp peçeteyle silmeniz yeterli. Uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız. Şimdi kahvenin pişmesini bekliyoruz. Ve daha sonra pişmiş halinde göstereceğim. Dediğim gibi bittiği zaman da uyarı veriyor. Tekrar bir bakalım isterseniz, göstereyim sizlere de. Şöyle göstereyim. Işıklı olması da bence çok güzel. Seyredebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu şekilde ses çıkıyor ve ben piştim, beni alabilirsin diyor. Şöyle kamerayı biraz uzaklaştırayım. Kahvemiz pişti. Şöyle alıyoruz. Şöyle köpüğünü göstermek istiyorum size. Şöyle bol köpüklü Adapazarı'nın güzel kahvesi. Şöyle. Eylül'cüm yanabilirsin. Şöyle tekrar göstereceğim arkadaşlar. Kızım yanarsın. Tamam anneciğim. Kahvemizi gösterelim. Bebeğim dur. Bu şekilde arkadaşlar kahvemiz hazır. Anneciğim. Dediğim gibi ben gayet memnunum. Bol köpüklü ve kaynar kahveler için kesinlikle fakiri öneriyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.